Evet abi, başlayalım. Sen sor, ben sorayım. Ha, ben sorayım, sen sor. Tamam. Ben sorayım, ne fark etmez. Tamam. Malik abim, nereden geliyorsun abi? Ben İstanbul'dan geliyorum abi. İstanbul'un neresi abi? Kurgurlu mahallesi. Çok güzel. Kaç senedir koltuk yıkama işi yapıyorsun abi? Daha bir sene oldu başlayalım. Hayırlısı olsun inşallah. Sağ olun inşallah. Ama biz kendi ekmeğimizin peşinde koşmaya çalışıyoruz. Allah helalinde bol kazançlar versin abi, inşallah. Sağ olasın abi. Daha önce abi koltuk yıkama makinesi hani kullandın mı marka vermeden, markasını söylemeden? Şimdi markalarını vermem gerekmiyor da şimdi şöyle bir şey. Ben bu makineyi internette araştırdım. İnternette buldum. Ondan sonra arkadaşlar çalışırken gördüm. Gördüm çok ve oradaki makinelerle onları birbirine kıyaslarken bunu daha tercih ettim. Onun için. Yani bunu sizi tercih etmenizin asıl sebebi abi nedir? Kendi kendime baktım, makinede bir farklılık gördüm. O sebepten dolayı yöneldim Safran'a. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Peki abi, bizim size yaklaşımımızı beğendin mi? Şimdi bazı müşterilerimizden hani bizim için de tavsiyeler almak önemli. Yani konuşurken insanlara doğru şekilde aydınlatıcı olabiliyor muyuz? Ya da sordukları sorulara yeterince doğru cevap verebiliyor tabii muyuz? Tabii ki de abim, şimdi şöyle bir şey. Senin kendini ifade edip etmemen o kadar önemli değil ki. Gelen müşteriye ilgi tabii ki göstereceksin. Müşteri de sana ilgi gösterecek. Ondan sonra o sebepten dolayı nasıl söyleyeyim, bir makinenin çark dişlisi nasıl varsa, dişlini nasıl çeviriyorsa, insanlar birbirine bağlıdır. Yani birbirine insancıl bir şekilde davrandığı zaman daha güzel şeyler olur. Şimdi Malik abi, bu işlerde abi kaliteyi getirecek 3 tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi makine. Evet. Bir tanesi deterjan, bir tanesi de iş. Evet. Şimdi biz az önce senin söylediğin gibi makinenin dişlileri gibi. Evet. Bunlardan hangisi daha önemli, hangisi daha önemsiz diye bir sıralama yapamıyoruz. Hepsi birbiriyle aynı, eşit derecede önemli. Evet. Sen ne kadar kaliteli deterjan kullanırsan kullan, makinen iyi değilse, işçiliğin iyi değilse sonuç şimdi, alamıyorsun. Makine nasıl söyleyeyim, vakumda güçlü çekerse, suyunu temiz çekerse, ondan sonra sabun kullanım sistemini güzel sabun kullanırsan daha üstün temizlikler meydana getirebilirsin. Ha, ama sabunun iyi olmaz. Normal sabun kullanırsın. Ondan sonra makinen temizlenmez. Ondan sonra o sebepten dolayı dolayısıyla müşteri yani de bulamazsın. Yani kendi işini yaparken dört dörtlük yaparsın. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yani müşteri memnuniyeti. Sen nasıl ki müşterilerini memnun ettiğin zaman, müşterilerin evet, sana tekrar geri dönüş yapıyorsa, bu aynısı bizim için de geçerli. Doğru söylüyorsun. Biz de seni ne kadar memnun edersek makine konusunda, makineyi verdikten sonraki süreç konusunda ne kadar çok memnun edersek, bizim için de daha sonra makine alacaksan ya da başkasına referans olacaksan, başkası gelip sana Malik abi ben bu makineden almayı düşünüyorum ne dersin dedikleri zaman, tabii ki olumlu referans verebilmen için bizim de sizi memnun etmemiz lazım. Teşekkür ederim. Biz de bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Sizin başarınız bizim de başarımız. Tabii ki. İnşallah hayırlısı olsun. Başarılar eşit olur yani. Kesinlikle. Eşit olmazsa o zaman hayat olmaz. Bu sektör abi böyle aile gibi. Yani birisi büyüdü mü diğeri daha çok büyüyor. Yani ikinci bir nokta, sizin sektörde başarılı olmanız beni de memnun ediyor. Çünkü siz sonuçta bu işleri hobi olsun diye yapmıyorsunuz. Evinize ekmek götürmek için, helal para kazanmak için. Doğru söylüyorsun güzel abi. Para kazanırken bizim de size en iyi şekilde destek olmamız lazım. Nasıl destek olabiliriz? Makinenin iyisini yaparız. Doğru yönlendirmeler yaparız. Makinedir bu, uzun yıllar kullanımında illaki yıpranacaktır. Bazı aksaklıklar olacaktır. Bunda kısa sürede çalışan araç, arabaya biniyorsun, arabada aksaklıklar oluyor. Aynen öyle. Giderdiğin zaman o araç yine devam ediyor. Aynen öyle. Yani. Önemli olan bu aksaklıkları giderme sürecimizin çok kısa olması. Biz de seni bu şekilde ancak memnun edebiliriz. Biz de bu konuda elimizi zaten taşın altına koyduk. Her türlü kağıdın altına da imzamızı da atarız abi. Teşekkürler. Babacığım tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ ol, teşekkürler güzel abi. Hayırlı günler. Allah bol kazançlar nasip etsin. Sağ ol sizlere de. İnşallah abi senden alacağız bir tane. Teşekkürler. İnşallah. Teşekkürler güzel abi.